1921 yılında Amerikalı bir bilim insanı Walter Russell tam 39 gün süren trans benzeri bir tecrübenin ardından uyandığında evrenin sırrını gördüğünü iddia etti. Elinde tuttuğu deftere evrenin yapısına dair akıl almaz fikirleri not etmişti. Madde katı değil, düşünceyle yavaşlatılmış ışıktı. Evren ise zihinden doğan bir hayaldi. Birçoğuna göre Russell deli sayıldı. Ta ki Nikola Tesla bile fikirlerinden etkilendiğini söyleyerek. Tesla, efsaneye göre bu bilgileri insanlık henüz hazır değil diyerek yüzlerce yıl saklamamızı önermişti. Peki Walter Russell'ın söylediği bu şeyler ne anlama geliyor? Gerçekten tüm maddeler birer ışıktan kristal, evren bir zihinsel varlık olabilir mi? Bu video Russell'ın iddialarını keşfetmek, onların altında yatan mantığı basit örneklerle anlamak ve günümüz bilimiyle nasıl ilişkili olabileceğini tartışmak için bir rehber olacak. Walter Russell aslında ressam, heykeltıraş ve mucit gibi farklı kimlikleri olan bir Rönesans adamıydı. Mayıs 1921'de hiçbir tıbbi açıklaması olmayan uzun bir transa girdi ve 39 gün sonra uyandığında kendini bambaşka bir dünyada bulduğunu söyledi. Russell bu süre boyunca bilinç olarak tüm bilginin kaynağına ulaştığını anlatıyordu. Uyanır uyanmaz deftere yazdığı notlar mantık ve matematiğin ötesinde evrenin gizli doğasına dair iddialarla doluydu. O dönemde bu notları fizikçilere, matematikçilere gönderdi. Çoğu delilikle eşdeğer gördü. Fakat aralarında ünlü mucit Nikola Tesla vardı. Tesla'ya göre bu vizyon o kadar güçlüydü ki insanlığın henüz hazırlıklı olmadığını belirterek bulgularını ileri kuşağa kadar saklamaya ikna etti. Bu evreni anlamaya çalışanların sıra dışı bir hikayesiydi. Russell'ın söyledikleri kulağa fantezi gibi gelebilir. Ama mutlaka üzerinde düşünmeye değer. Şimdi bu fikirlerin temel taşlarını sırayla inceleyelim. Russell'ın ilk ve en çarpıcı iddiası şuydu. Evren bir düşüncedir. Madde ise hızını düşüren düşünceyle dondurulmuş ışıktır. Yani bir kaya, bir ağaç, hatta bizim bedenimiz bile temelinde titreşen ışık desenlerinden oluşur. Bu fikri anlamak için bir benzetme yapalım. Düşünün ki bilgisayar ekranınızda bir film çalışıyor. Ekrana baktığınızda size katı bir görüntü gibi gelir. Ama aslında o ekran saniyede yüzlerce ışık karesi, pikselleri gösterir. Aynı şekilde bir nesneyi bize katı gösteren şey aslında içindeki enerji deseninin gözümüz tarafından sabitlenmesidir. Russell'a göre madde cismani bir varlık değil, düşünce ile yavaşlatılmış ve düzenlenmiş enerjidir. Bu iddia modern fiziğin bildikleriyle ilişkilendirildiğinde şaşırtıcı bir paralellik taşır. Einstein'ın E eşittir mc kare formülü bize kütlenin enerji olduğunu söyler. Yani bir anlamda madde ve ışık enerji birbirine dönüşebilir. Örneğin elinizi bir masaya koyduğunuzda masa serttir diyebilirsiniz. Ancak kuantum düzeyinde o masa atomlardan, atom da elektronlar ve bu elektronlar da dalgaları andıran titreşimlerden oluşur. Masadaki tahta bile ışık desenlerinin örgüsüdür. Yani temelde enerjidir. Düşünceden ibarettir. Peki düşünceyle yavaşlatılmış ışık derken tam olarak neyi kastediyor? Bu noktada idealist bir bakış açısı devreye giriyor. Russell evrenin zihinsel olduğunu, yani maddeyi zihnin etkilediğini öne sürer. Bir analoji kuracak olursak, beyninizdeki renkli bir hayali düşünün. O hayal zihninizin yarattığı bir gerçekliktir. Ve gerçekten gözünüzün önünde oluşmamıştır. Ama siz ona inanır ve onu algılarsınız. Russell'a göre benzer şekilde evrenin bütünü de zihinden doğan bir görüntüdür. Burada bilinç çok önemli bir kavram haline geliyor. Russell evrenin kozmik bir zihin gibi davrandığını söyler. Bizim zihnimiz de bu büyük zihnin bir parçasıdır. Felsefi olarak bu fikirler Platon'un mağara alegorisi veya Hindistan'ın Maya yanılsama kavramlarıyla benzerlik taşır. Gerçek diye algıladığımız şeylerin altında daha temel ruhsal bir gerçeklik olduğu düşüncesi. Walter Russell'ın evren vizyonu bu köklü idealist felsefelerin modern bir versiyonu olarak görülebilir. Olayları günlük hayata indirgemek gerekirse, bir fikrin veya inancın insan davranışını değiştirebileceği gibi, evrendeki bütün varlığın da bir tür düşünce düzeniyle şekillendiği fikri akıllara yakın gelebilir. Walter Russell'a göre evren durağan bir makine değil, canlı bir nefes gibidir. Her şey ritmik döngüler içinde hareket eder. Genişler, daralır, doğar, ölür. Bu dünyamızdaki en basit olaylarda bile görülebilir. Örneğin gece ve gündüzün dönüşümü, mevsimlerin değişimi ya da kalp atışımız. Hepsi birer evrensel solunum gibidir. Russell bunun gibi örnekleri alıp evrenin tamamına genellemiş. Tüm varlıklar tıpkı bizim nefes alış ve verişimiz gibi evrende nefes alır. Her atılım bir geri çekilişle dengelenir. Bu perspektif belki günümüzdeki kozmoloji teorileriyle yan yana düşünülmelidir.
Modern fizik çoğunlukla büyük patlamadan sonra evren sonsuza dek genişler modelini savunsa da eski geleneklerde ve bazı bilimsel hipotezlerde evrenin bir gün tekrar çökeceği ya da periyodik olarak yeni döngülere gireceği düşüncesi vardır. Russell bu noktada antik inançlara göz kırpar gibi. Mesela bazı doğu felsefelerinde her şey zıt kutupların birliğiyle var olur derler. Russell da iyi kötü, erkek kadın, aydınlık karanlık gibi görünen bütün dualiteleri bir denge unsuru olarak görür. Ona göre iyi ve kötü tamamen görecelidir. Evren aslında her şeyin uyumunu arar, çatışmasını değil. Demek ister ki evrende var olmak için her şeyin bir zıttı gerekiyor. Ve bu karşıtlıkların sürekli birbirine dönüşümü evrenin ritmidir. Örneğin gece yoksa gündüz de yoktur. Soluksuz nefes olamaz. Sıkışma olmadan genişleme olmaz. Bu ritmik anlayış Russell'ın hastalık ve yaşam konusuna bakışına da yansır. Sağlık, bedenin doğal ritimlerinin uyumlu bir şekilde devam etmesidir. Tıpkı iyi bir orkestradaki gibi tüm organlarımız ve hücrelerimiz ritmik bir melodi içinde çalışır. Hastalık ise bu senfonideki bir bozulma, bir enstrümanın yanlış nota çalması gibidir. Russell hastalığı bedenin ritminde aksama olarak tanımlar. Zaman kavramı da lineer değil, spiral şeklindedir. Zaman bir çizgi değil, sarmal şeklindedir. Geçmiş, şimdi ve gelecek bu sarmalın üzerinde iç içe geçer. Bu fikri daha somut anlamak için bir örnek düşünün. Çocukluğunuzu ve sonrasını bir merdiven gibi değil, aynı anda mevcut olan halkalar zinciri gibi hayal edin. Her şey aslında şimdi oluyor, geçmiş ve gelecek bizim algımızın bir parçası. Einstein'ın görelilik kuramında zamanın göreceli olduğu, hatta geçmiş ve geleceğin sabit olmadığı düşüncesiyle en azından soyut bir benzerlik kurulabilir. Russell'ın madde ışıktan doğar görüşü, ölüm kavramına da farklı bir bakış kazandırır. Ona göre bir cismin içindeki ışık enerjisi sıkıştırıldığında madde oluşur. Bu sıkıştırma sona erdiğinde madde dağılır ve ışık eskisi gibi serbest kalır. Bu nedenle ölümü hapsedilmiş kuvvetin açığa çıkışı olarak tanımlar. Canlıyken bedenimizde sıkışmış enerjinin ritmi vardır. Ölüm anında bu serbest kalır. Bu enerji korunum yasasına enerji yoktan var edilemez görüşüne bir gönderme yapıyor. Bilimsel olarak fizik kuralları der ki enerji bir biçimden diğerine dönüşür ama yok olmaz. Madde de ölüp ışığa, enerjiye geri döner. Ruhsal boyutta bu inanış hayatı fiziksel bedenle sınırlı görmeyen birçok kültürdeki enerji dönüşür yok olmaz inancına denk düşer. Ayrıca zaman sarmalı fikriyle ölüm lineer bir son değil diyor. Her şey bir döngüde evrensel nefes dediğimiz ritimde devam ediyor. Bu nedenle ölüm de aslında başka bir doğumun parçası olur. Ölüm korkusunun kökeni lineer bir zaman ve kesin bir son fikridir. Bu algıya meydan okuyarak evren sürekli yenilenir, geçmişte, gelecekte mevcut olduğuna göre aslında her an yeni bir başlangıç taşıyor olabilir diyebiliriz. Walter Russell'ın evren modelinde elektrik ve boşluk klasik bilinenlerden çok farklı anlamlar kazanır. O der ki elektrik sarmal bir enerjidir. Yani elektronların sadece düz bir hat boyunca hareketi değil, canlı canlı dönen, nefes alan bir yayılmadır. Bu ifadenin ardında şunlar var. Bir ampul yaktığınızda akım tellerden geçerken sadece bir sıvı gibi akar değil. Etrafında manyetik alanlar oluşturur. Ve bu hareket aslında bir döngüdür. Alternatif akım aslında bir sarmaldır. Hatta doğadaki şimşek de dönen bir plazma halidir. Russell için elektriğin özü bu dönen dalgadır. Daha da öteye götürüp der ki, doğru kullanıldığı zaman bu sarmal özgür enerji kapılarını açabilir. Boş uzay ise eşsiz bir enerji denizidir. Canlı bir okyanus gibidir. Günümüz fiziğiyle karşılaştırırsak bu bakış kuantum alan teorileriyle ilişkilendirilebilir. Boş uzay aslında fırtınalı bir sürü parçacık ve alanla doludur. Boşlukta sanal partiküller anlık belirmekte ve silikleşmektedir. Russell'ın canlı deniz tanımı bu gerçekliğe şaşırtıcı biçimde benzer. Boşluk bilinçli olmasa da bir potansiyel içerir. Dolayısıyla her madde boşluktan doğar. Ona göre evrenin boşluğunu enerjiyle dolduran bu denize bağlanmak sonsuz bir enerji kaynağına erişmek gibidir. Belki de modern fizikçiler de doğru yoldadır. Henüz aydınlatamadığımız karanlık enerji, kuantum vakum dalgalanmaları aslında bu bahsedilen potansiyel denizin bir yüzü olabilir. Günümüz bilimi bazı açılardan benzer soruları tekrar soruyor. Bilindiği üzere 20. yüzyılın son çeyreğinde kuantum fiziği sahneye çıktı. Madde bize katı gözükse de alt düzeyde dalga parçacık ikiliği sergiliyor. Bu da gerçeklik fiziksel midir sorusunu gündeme taşıdı. Bazı deneyler gözlemcinin yani bir ölçüm veya bilincin sistemin sonucunu etkileyebildiğini gösteriyor. Bir diğer ilginç kesişim bilgi çağı ile ilgili. Teorik fizikçiler John Archibald Wheeler'ın It From Bit hipotezinde evrenin temelde bilgi yani veri üzerine kurulu olabileceğini öne sürdüler. Walter Russell'ın evren bir düşüncedir, her şey bilgi dolu ışıktandır görüşü bu çağdaş fikirlerle şaşırtıcı biçimde rezonansa giriyor.
Yani evren bir dijital kayıt defteri gibi düşünülebilir. Her şey aslında bilgi, her bilgi bir enerji biçimidir. Russell'ın her şey ışık desenidir söylemi modern fiziksel bilgi kuramlarıyla benzer. Russell belki çağının çok ötesindeydi. Fikirlerinin çoğu o dönem dışlanmıştı. Ama günümüzde belki de kuantum fiziği ve bilincin sırrını arayan bilimler açısından onun söylediklerini yeniden değerlendirmek gerekir. Her gördüğümüz nesnenin ışık ve enerjiyle dokulu olabileceği, zamanın düz değil kıvrımlı olabileceği fikri üzerinde düşünmeye değer. Bu yolculuğun sonunda şunu söylemek mümkün. Bu teorilerin tümü gerçek bilim kanıtlarıyla onaylanmış olmasa da onun evrene bakışı hepimiz için bir kapı aralıyor. Belki gerçekten her şey bir düşüncedir diyemeyiz ama dünyayı daha çok enerji ve bilgi katmanları olarak algılamak bize farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Gelecekte bilim ilerledikçe bazı sırlar aydınlatılabilir. Bazı sezgiler bilimsel kavramlarla örtüşür. Bu düşünceler yeni düşünceler üretmemiz için bir potansiyel teşkil ediyor. Belki de siz de bu noktada kendi evren modelinizi sorgulamaya başlamışsınızdır. Videomuzu burada sonlandırırken bir düşünceyle bitirelim. Sizce evren gerçekten bir zihin tasarımı mı yoksa maddesel bir düzen içinde mi var oluyor? Yorumlarda düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.